Sevgili gençler merhaba. Nümerik analiz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kısaca ders içeriğinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki nümerik analiz benim lisansta çok korktuğum, sonra da hiç artık o ikinci sınıfta alıp bizim zamanımızda ikinci sınıfta sanırsam ya da 3 de olabilir hatırlamıyorum. Alıp ve bir daha da yüzüne bakmadığım bir ders aslında. Bir önceki kanalımda da defalarca anlatmayı düşündüğüm ama hep geri durduğum bir ders. Yani nümerik analiz. Yani sayısal analiz diye de geçiyor galiba bazı üniversitelerde. Yani bilmiyorum hani o lisans hayatımda çok soğumuştum ben. Ama peki hocam neden boyunuzdan büyük işlere girişiyorsunuz bilmiyorum. Artık onu ders anlatmaya başladığımda sizler karar verin oluyor olmuyor şeklinde. Ama nereye kadar korku nereye kadar mutlaka bir yerden başlamak lazım ki bu da sonuçta matematik bölümünün uygulamalı bir dersi arkadaşlar. Aslında önemli işler de yapıyor. Yani mesela gerçek hayatla birebir uyumlu aslında yani her zaman değil tabii ki de bazı konuları birebir uyuyor. Hani hata hesaplamaları olsun vesaire hatırlıyorum birkaç bir şey aslında. Çalışarak anlatacağım arkadaşlar. O şekilde yani. Bu kitapta aslında kitabım da yoktu. Önceden ondan da çekiniyordum. Notunu bu dersin notunu atmıştım mesela. Ben onu söyleyeyim. Tüm derslerin notları var ama bu dersin notu yok arkadaşlar. Çünkü ben geçtim ve bitti yani benim için. Zaten sınırdan da geçmiştim galiba. 60'da geçmiştim. Öyle hatırlıyorum. Yani çok zor geçmiştim yani bu dersi. Şimdi arkadaşlar dersin içeriğini tabi benim eski çalıştığım üniversitedeki hocanın yazmış olduğu kitaptan anlatacağım. Yani biz Amir Ali hocayla İlami Amir Ali ve Gabi Amir Ali hocaların kitabından anlatacağım. Tamamen oraya bağımlı kalacağım arkadaşlar. Çünkü konuyu ben de sizlerle birlikte hatırlamış ve öğrenmiş olacağım. İşte hatalar ve hata hesaplamalarıyla fark denklemleri. İşte yaklaşık metotlara giriş yapacağız yani. Sonra interpolasyon kavramını ele alacağız. Farklı interpolasyonları incelemeye çalışacağız. Sonra nümerik diferansiyellenebilmeyi, nümerik integrasyonu anlatmaya çalışacağız. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Sanırsam bunu biliyorum yani ben gerçekten. Çünkü burada bu yöntemleri lineer cebirde de anlatıyoruz ama lineer cebirde olmayan bazı yöntemler de var. Onlara değineceğiz tabii ki. Zaten özdeğer, özvektör problemi. Yani bu büyük ihtimalle nümerik analiz yaklaşımları olacak arkadaşlar. Bilindik kavramların. Sonra linear olmayan denklem ve denklem sisteminin çözümünü yapmaya çalışacağız. Adi diferansiyel denklemler için nümerik çözümleri anlatacağız. Yani anlatmaya çalışacağız daha doğrusu. Kitap o şekilde ilerliyor. Adi diferansiyel denklemler için sınır değer problemleri. Sonra singüler olmuş problemlerin çözümleri vesaire. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani sanırsam piyasaya ben o zaman çalışıyorduk birlikte. Ne zaman çıktığını hatırlamıyorum ama hocadan rica etmiştim sağ olsun. Bir tane kitap hediye etmişti bana. Oradan anlatmaya çalışacağım. Piyasada bulunuyor galiba arkadaşlar. Basım yılı olarak bir bilgi var mı? Hatırlamıyorum yani. Evet. Evet arkadaşlar bu kitaptan takip etmeye çalışacağım. Bir deneyeceğim yani. Sizler yorumlarda ben zaten hakaret edilmediğim müddetçe yorumları açıyorum. Yani tabii ki bir iş yapmaya çalışıyoruz. Olmuş ve olmamış. O denebilir. Sıkıntı yok yanında. Hakaret olmadığı müddetçe. Başlarız. Yani şimdi sonuçta bu ders içeriğinden bahsettik. Konu anlatımını başlarız. Oluyor mu olmuyor mu? Sizler ben yorumlara her zaman bakıyorum. Devam edelim ya etmem. Sonuçta bir denedik olmadı deriz. Ama hiç daha önce de hep korkmuştum. Nereye kadar korku dedim. Ve denemeye karar verdim arkadaşlar. O şekilde yani. Evet. Bu dersimiz bu kadar. Yani inşallah sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.